Emre Kongar Kızlarıma Mektuplar Yaşamdan Satır Başları Bölüm 1 Sevgili kızlarım bir yıl önce Ebruyu yolcu etmiştik biraz önce de Elif gitti aynen bir yıl önce Ebru'nun gittiği gibi yine annenizle birlikte anneniz onu orada tutacakları eve yerleştirdikten sonra geri dönecek aynen Ebru ile gittiğinde olduğu gibi İkiz babası olmanın garip cilveleri bunlar kimi olayları aynen iki kez yaşıyorsunuz. Gökyüzünün de gözleri yaşlı. Aynen Ebru'nun gittiği gün olduğu gibi. Ben eve geldim ve Ebru'nun gittiği gün yazmaya karar verdiğim mektupları artık yazmaya başladım. Sizlerle birlikte geçirdiğim 20 küsür yılı ve belki de bu arada tüm yaşamımı irdeleyen, kendimi sorgulayan ve vardığım sonuçları sizlerle de paylaşacak olduğum mektupları. Bu ilk mektup. Cici kızlarım, yaşam ne garip. Bir baba için en büyük mutluluk kaynağı aynı zamanda çok büyük bir hüzün nedeni de olabiliyor. Her ikiniz de başarılı birer üniversite eğitimi yaptınız. Ebru Amerika'dan, Elif de buradan birer doktora bursu kazandı. Her ikiniz de yurt dışına gittiniz. Bugün Elif'in gurbet elleri gidişinin ilk günü. Ebru gideli ise yaklaşık bir yıl oluyor. Ben bir yandan bu başarılarınızı övünüyorum. Bir yandan da parmak kadar iki kız çocuğunun evden uçup gitmelerinin hem hüznünü hem de korkusunu yaşıyorum. Övünüyorum. Çünkü sadece mezuniyetleriniz bile başlı başına yeterli bir başarıyken siz bunu daha da ileri taşımak istediniz ve birer doktora bursu kazandınız. Evet bunlarla övünüyorum. Ama kızlarımın, gözlerimin nuru iki çocuğumun evden ayrılmalarına da çok üzülüyorum. Bir yandan da korkuyorum. O vahşi ormanda hem yaşam hem eğitim savaşımı verecek olan iki genç kızı bekleyen fiziksel ve ruhsal tehlikeler ruhumu karartıyor, kalbimi sıkıştırıyor. İşte bugün bu çelişik duygularla oturdum bilgisayarımın başına. Klasik baba sendromu. Gittiniz ya, keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım muhabbeti başladı hiç dünyamda. Aslında kendimle bu hesaplaşmayı ve sohbeti yapmaya daha siz burs aramaya koyulduğunuzda başlamıştım. Çünkü artık ayrılık ufukta görünmüştü. Derken Ebru gidince kendi iç hesaplaşmamı ve sohbetimi sizlerle paylaşmaya, yani duygu ve düşüncelerimi mektuplara dökmeye karar verdim. İşte bu ilk mektubu böyle bir oluşum sonunda ve karmaşık bir ruh hali içinde yazıyorum. Önünüzde o denli büyük belirsizlikler var ki, oralara uyum sağlayabilecek misiniz? Doktoralarınızı başarıyla tamamlayabilecek misiniz? yurdunuza, annenizin sıcak kucağına ne zaman döneceksiniz? Ya oralara yerleşmeye karar verirseniz, ya gönlünüzü farklı kültürden birine kaptırırsanız, bambaşka bir dünyada sizi nasıl bir yaşam bekliyor? Bu yepyeni dünyadaki yepyeni yaşamın okyanus dalgaları gibi önüne kattığı her şeyi silip süpüren acımasız sorunlarıyla nasıl başa çıkacaksınız tek başınıza? Aslında bakmayın böyle ağlaştırma. Size tümüyle güveniyorum. Eminim ki karşınıza çıkan toplumsal, kültürel ve eğitimsel sorunları başarıyla çözeceksiniz. Eğitiminizi de büyük bir başarıyla tamamlayacağınıza bütün kalbimle inanıyorum. Galiba beni asıl korkutan şeyler, trafik kazaları ve hastalıklar gibi sağlığınızı ve yaşamınızı tehdit eden tehlikeler. Bir de içten içe kendime bile pek itiraf edemediğim, orada sürekli olarak yaşamaya yani yerleşmeye karar vermeniz. Aslında gitmeden önce bunları sizlerle açık açık konuştuk buralarda oluşturduğunuz ilişkiler ağından, bu ağın size verdiği tatminden, oralarda ise yabancı ve soğuk bir toplumsal ortamın üzerinizde yapacağı olumsuz etkilerden, bunlar hakkındaki kaygılarından söz ettik. Siz bunlara çok soğukkanlı, mantıklı ve çok akılcı tepkiler verdiniz. Pek çok konuda aynı şekilde düşündüğümüzü görmek beni çok da sevindirdi. Asıl amacınızın öğretim üyeliği olması kazanacağınız bilgi ve becerileri ülkenize taşıma arzunuz, içinde yetiştiğiniz topluma bir şeyler verebilme isteğiniz beni çok duygulandıran düşüncelerinizdi. Ama yine de bir toplum bilimci ve az çok yaşam deneyimi olan bir yazar olarak biliyorum ki zaman insanı da insanın duygu ve düşüncelerini de değiştirir. Bakalım siz zaman içinde nasıl bir değişim süreci yaşayacaksınız. Bu duygu ve düşünceleriniz oralarda pekişecek mi? ülkenize hizmet etme ideali artarak sürecek mi? Yoksa zamanla bireysel rahatlık ve konfor öne çıkarak daha üst bir teknolojik düzeydeki yaşama katılmak için oralarda kalmaya mı düşüneceksiniz? Hiç kuşkusuz bu sorunun yanıtını ancak zaman verecek. Sevgili kızlarım, insan çocuklarının yaşadığı veya yaşayabileceği sorunları gördükçe ister istemez kendi yaşamındaki benzer sorunları ve onlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını anımsıyor. Ben de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra aldığım Birleşmiş Milletler bursuyla Amerika'ya giderken aynı sorunlar kafamı meşgul ediyordu. Ama ben sizden daha şanslıydım. Çünkü biz annenizle evlenip yola çıkmıştık. Bu nedenle oralarda gerçek anlamda hiç yalnız kalmadım. Bu arada oralarda yerleşmiş ve çok başarılı olan Türklerle tanışmış ve ülkeye dönmedikleri birikimlerinden kendi halkını yararlandırmadıkları için onları eleştirmiştim. Şimdi bu konuda o denli katı değilim. Tam tersine bazı alanlarda çok başarılı olan Türklerin dünyanın neresinde olursa olsunlar insanlar hizmet ettiklerini hatta oralarda ülkelerini iyi ve güzel temsil ettikleri için bir anlamda vatana da çok yararlı olduklarını düşünüyorum. Ama ben döndüm. Anneniz ve ben orada geçirdiğimiz her günü, her saati vatan özlemiyle yaşamış, ve bir an önce eğitimimizi tamamlayıp ülkemize dönme ateşiyle yanmıştık. Siz benim yaşam öykümü zaten genel çizgileriyle biliyorsunuz. Bu nedenle bir kez daha anlatıp başınızı ağrıtmak istemem. Ama ülkeye döndükten sonra her zaman işlerimin iyi gitmediğini anımsarsınız size anlattıklarımdan. Zaten 12 Eylül darbesinden sonra askeri yönetim protesto etmek için Hacettepe Üniversitesi'nden istifamı, çok sevdiğim öğretim üyeliğinden ve öğrencilerimden ayrılışımı, Doğduğum kent olan İstanbul'a geri döndükten sonra yaşadığımız zorlukları, birlikte geçirdiğimiz günlerde bir ölçüde paylaştınız. Bunları kendime acımak ya da kendimi sizlere acındırmak için değil, insanın ne kadar istese de ülkesine hizmet etmesinin hiç kolay bir iş olmadığını belirtmek için yazıyorum. Doktoralarınızı bitirip ülkenize döndüğünüzde kimse size hoş geldiniz, buyurun demeyecektir büyük bir olasılıkla. Tam tersine siz yurt dışında seçtiğiniz alanda uzmanlaşmaya çalışırken Burada kalarak kendilerini yetiştirip ilişkilerini kuranlar sizin de talip olabileceğiniz iş ilanlarını büyük bir olasılıkla doldurmuş olacaklardır. Bu nedenle döndüğünüzde hiç beklemediğiniz bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ama bunların sizi yıldırmayacağını ve vermiş olduğunuz ülkenize dönme kararınızı etkilemeyeceğini biliyorum. Sadece gelecekte oralarda yaşayacaklarınız bu konudaki kararınızı değiştirmenize yol açabilir. Bunları da zamanla hep birlikte göreceğiz. Siz bizzat olayların içinde yaşayarak, ben de annenizle birlikte buradan uzaktan birer gözlemci olarak. Canım kızlarım, şu anda ayrılığın taze acısı yüreğimi dağlarken sizlere kötümser bir mektup yazmak istemiyorum. Tersine, önümüzdeki geniş ufukları belirtmek, ülkemiz için bizim yapamadıklarımızı sizin yapacağınıza ilişkin inancımı vurgulamak istiyorum. Bütün kalbimle size inanıyorum ve bizim kuşakların ürettiği bu sorunlu, bu lekeli siyaset ve medya yapısı ile kirlenmiş toplumu çok daha temiz çizgilerde, çok daha aydınlık geleceklere taşıyacağınıza güveniyorum. Bundan sonraki mektuplarım daha iyimser olacak, hiç kuşkusuz. Sizi özledikçe, gündelik sorunlarla bunaldıkça kaleme sarılacağım, içimi size dökeceğim. Kaleme sarılmak tabi lafın gelişi. Aslında bilgisayarımın başına oturacağım demek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun sizi daha şimdiden çok özleyen babanız. Her genç kız bir evrendir. Bölüm 2 Sevgili kızlarım, sizi çok özlüyorum. Bu özlem beni ilginç bir biçimde size kavuşacağım ilerideki günlerin hayalinden çok geriye, geçmişe götürüyor. Sanıyorum bunun nedeni geleceğin belirsizliği kadar geçmişin belleğimdeki taze ve güzel anıları. Şu anda Ebru Amerika'ya hareket etmeden önce birlikte geçirdiğimiz son geceyi anımsıyorum. Evin terasında oturmuş, İstanbul'un gece sülüyetine bakarak kahve içiyorduk. Hepimiz suskunduk. Hepimizin içinde çok sevdiğimiz bir insanı yabancı bir ülkedeki belirsizliklere yolcu etmenin sıkıntısı vardı. Bir yandan da yüreklerimizde Ebru'nun kazandığı doktora bursunun övüncünü hissediyorduk. O gün Elif'in de bir yıl sonra aynı biçimde yuvadan uçacağını bilmiyorduk henüz. Elif birdenbire... Belki de bu üzünlü suskunluğu ve hepimizi pençesine almış olan bunlu havayı dağıtmak için şu İstanbul'un ışıklarına bakın dedi. Her ışık bir aileyi gösteriyor. Kim bilir o evlerde şimdi neler oluyordur. Ben de her ev ayrı bir dünyadır ve kim bilir o dünyalarda ne sevinçler, ne üzüntüler, ne tür olaylar ve ne duygular yaşanıyordur diye sürdürmüştüm konuşmayı. Daha sonra konu somut sorunlara Ebru'nun bunun gideceği yerdeki yaşama ilişkin problemlerini nasıl çözeceğine kalmıştı. Anneniz de onunla birlikte gidecek. Yüreğimizin o güzel parçasını bir eve yerleştirdikten sonra dönecekti. Evet, her ev ayrı bir dünyadır. Peki o dünyaların içindeki insanlar, özellikle de genç kızlar kendi başlarına bir evren değil miydiler? Her genç kız uzayın sonsuzluklarındaki sırları kendi beyninde ve yüreğinde hissetmez mi? Hiç kuşkusuz genç kızlarımız çocukluktan gençliğe, gençlikten erişkinliğe ve erişkinlikten yaşlılığa geçişin o kaçınılmaz sürecini yani yaşamı analık işlevini genlerinde taşıdıkları için herkesten daha iyi fark ederler. Aslında insan duyguları ve düşünceleriyle maddi çevresinden çok daha geniş bir alanı algılar. Zamanın ve evrenin sonsuzluğunu algılamaya çalışan zihin ve ölümsüzlüğü arayan ruh insanı içinde yaşadığı dünyanın boyutlarının dışına taşımaz mı? Beynimiz ve yüreğimizin üç boyutlu dünyamıza zamanın ve mekanın sonsuzluğunda başka boyutlar eklemez mi? Düşünen ve hisseden insan böylece içine sıkıştırılmış olduğu zamanı ve mekanı aşarak sonsuz boyutlara ulaşmaz mı? Bu onu evrenle bütünleştirmez mi? Kanımca bireyin zamanın ve mekanın sonsuzluğundaki yalnızlığını en iyi genç kızlarımız algılar. Çünkü onlar hem bu evrensel düzenin dünya denen küçük gezegenindeki yaşam biçimini insanlığı sürdürmekte çok önemli bir işlev sahibi olduklarının bilincindedirler. Hem de erkeklerden ve yetişkinlerden daha duyarlı olduklarından içinde bulundukları evreni bedenlerinin ve ruhlarının her zerresinde çok daha iyi algılarlar. Zaman sonsuzdur. Evren, uzay yani içinde bulunduğumuz mekan da sonsuzdur. İnsan birey olarak da, insanlık olarak da zamanın ve mekanın sonsuzluğunun kesiştiği herhangi bir noktada bir hiç, bir sıfırdır. Bir insan ömrünü yüz yıl bile kabul etsek, zamanın sonsuzluğunda yüz yıl nedir ki? Bırakın yüz yılı, bin yıl, milyon yıl, milyar yıl nedir ki sonsuzluk karşısında? Biliyorsunuz, matematiğin bir kuralına göre herhangi bir sayı sonsuza bölündüğünde çıkan sonuç sıfırdır. Bu mantığa da uygundur. Çünkü her sonlu sayı nedenli büyük olursa olsun sonsuzluğun karşısında sıfırdan başka ne ifade edebilir ki? İşte bu yüzden sadece kendi yaşam sınırlarını bilen, onu gören ve algılayabilen tek bir birey değil, aynı zamanda bir canlı türü olarak insanın evrendeki tüm serüveni bile sonuçta sıfırdır. Sıfır, insanın ve insanlığın zamanın sonsuzluğu karşısındaki durumudur. Bir de işin mekan boyutu var. İnsan bedeninin kapladığı yeri yani insanın evren içindeki mekansal boyutunu hiç düşünmeyelim bile. İçinde yaşadığımız dünya dahi bir yana dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi, güneş sisteminin de bir parçası olduğu samanyolu galaksisi uzayın sonsuzluğu karşısında ne ifade edebilir ki? Sadece sıfır. Sadece zaman karşısında değil uzay yani mekan karşısında da sıfırız. Demek ki Zamanın ve mekanın sonsuzluğunda insanın değeri sıfır noktasında bir hiçtir. Sevgili kızlarım, ama işte tam bu noktada, yani insanın tek bir birey olarak da tüm insanlık olarak da zamanın ve mekanın sonsuzluğunda sıfır noktasında bir hiç olduğunu algılaması birdenbire onun zamanın ve mekanın efendisi kılmıyor mu? Bu bilinç hem birey olarak insana hem de tüm insanlığa sonsuzluk kavramları karşısında bir hiç, bir sıfır gibi görünen varlığı açısından bir anlam kazandırmıyor mu? Anneniz ve ben sizlere iyi bir yaşam ve iyi bir eğitim vermek için çılgınlar gibi çalışırken bu sonsuzluk kavramlarını aşmıyor muyuz? Akşam yemeklerinde sofraya bir gül bırakan Elif ya da salatanın üzerine çiçek biçimi bir domates koyan Ebru kendi evrenlerinde sonsuzluğu yenen genç kızlar değiller mi? Ya duygular? Sevgi, aşk, güven, dostluk, Tabi öbür yandan kin, nefret, öfke ve kıskançlık. Bütün bunlar ölümlü insanın ölümsüz duyguları değil mi? İşte o gece terasta uzaktaki ışıklara bakarken bütün bunları da sizlerle paylaşmak istemiştim ama zaten Ebru'nun gidişinden dolayı oluşan hüzünlü hava buna pek uygun değil diye bu düşünceleri kendime saklamıştım. O da sonsuzluklar karşısındaki tüm hiçliğine karşın önündeki belirsizlik fırtınalarına göğüs gererek kendini yetiştirmek uğruna Amerika'ya gitmiyor muydu? Sevgili canlarım, güzel kızlarım, ilkokulu bitirip iyi bir orta öğretim almak üzere Anadolu Liseleri sınavına hazırlanırken gittiğiniz kurslarda atomun yapısı ile güneş sisteminin yapısının aynı olduğunu keşfettiğimizde nasıl da heyecanlanmıştınız. Atom, ortada bir çekirdek, etrafında elektronlar dolaşan yapısıyla, güneş ve etrafında dolaşan gezegenlerle yani güneş sistemimize ne kadar benziyor değil mi? Ya da tam tersi ortadaki güneşin etrafında dolaşan gezegenlerden oluşan güneş sistemimiz bir çekirdeğin etrafında dolaşan elektronlardan oluşan atoma ne kadar benziyor? Atom maddenin en küçük parçası. Güneş sistemi ise dünyamızı da içine alan koskocaman bir varlık. Evde heyecan içinde birbiri ardına sorular sıralıyordunuz. Ya bu küçücük atomlar da birer güneş sistemi ise ve elektronların birinde aynen dünyamızdaki gibi canlılar yaşıyorsa, üstelik uranyum gibi maddelerin atomları radyasyon denilen bir nevi enerji de yayıyorlardı. Acaba bu enerji onların içindeki yaşamın bir belirtisi miydi? Bu gözde görülmeyecek denli küçücük güneş sistemlerinin içinde dünyalar ve bu dünyalarda canlılar varsa bunların boyutları, yaşamları nasıldı? Kendileri neye benziyorlardı? Onlarla ilişki kurmak olanaklı mıydı? Ya da Güneş sistemimizin acaba çok daha büyük bir maddenin içindeki atomlardan biri miydi? Eğer öyleyse Güneş sistemimizin küçücük bir atom gibi algılandığı maddenin içinde olduğu dünya ve bu dünyanın içinde bulunduğu evren ne muazzam boyutlarda nasıl bir şeydi? Onun içinde de canlılar var mıydı? Varsa nasıl şeylerdi? Onlarla ilişki kurulabilir miydi? Küçücük kafalarınızın içindeki kocaman beyinlerinizin sorduğu bu sorulara elimden geldiğince akıllı ve doğru yanıtlar vermeye çalışmıştım. Gerçeği ben de bilmiyordum ki size anlatabileyim. Sadece size bütün bu soruların yanıtlarının bilinmediğini ve bir gün belki insanoğlunun bu gizleri çözeceğini, o zamana kadar her şeyin olanaklı olduğunun düşünülebileceğini söylemiştim. Yaşamın, evrenin ve zamanın gizleriyle gözleriniz kamaşmış bir biçimde Günlerce bu konuları konuşmuştuk sizlerle. Daha sonra evdeki bilim kurgu kitaplarını okumaya başladığınızda evrendeki öteki canlılar üzerinden konuşmaya başlamıştık lise yıllarınızda. Hele birlikte seyrettiğimiz bilim kurgu filmlerinden sonraki sohbetlerimizi hiç unutmuyorum. Özellikle Judy Foster'ın başrolünü oynadığı bir filmin üzerinde ne kadar konuşmuştuk. Acaba gerçekten uzayda bizden başka canlılar var mı diye. Zamanın ve mekanın sonsuzluğu içinde Evrende bizden başka canlıların da var olmuş olduğu, var olduğu ya da var olacağı hiç kuşkusuz. Lucas'ın Yıldız Savaşları filminde de bu anlayışa göre uzayda milyonlarca yıl önce geçen olayların üzerine kurulmuş öykülere dayalı değil midir? Peki insanoğlu bir gün başka zeki canlılarla karşılaşacak mı? Karşılaşırsa bu dostça mı, düşmanca mı olacak? Onlardan daha ileri bir teknolojiyle biz mi onlara gideceğiz yoksa onlar mı bize ulaşacaklar? bizden daha gelişmiş uygarlıklarıyla. Sevgili kızlarım, bütün bu soruların sorulabilmesi bile birey olarak insanın da tüm insanlığın da sonsuzluğu aşma yeteneği değil de nedir? Ayrıca unutmayın ki insanoğlu sürüp giden sonsuz zaman içinde dünyanın hareketlerine göre bir takvim oluşturmuş ve o sonsuz zamanı ölçmeye başlamıştır bile. İşte mikrokozmos yani atom, işte makrokozmos yani evren. İnsan bu biri çok küçük, biri çok büyük iki evrenin ortasında bir yerde. Hem mikrokozmozun hem de makrokozmozun sırlarını çözmeye çalışarak ilerliyor, gelişiyor. Şimdi dönelim neden her genç kız bir evrendir dediğime. İnsan bilinci yani öğrenme ve algılama gücüyle içinde yaşadığı dünyanın ve o dünyanın bir parçası olduğu evrenin sırlarını çözdükçe kendini de tanımakta, kendini tanıdıkça evrenin sırlarını çözmeye daha da yakınlaşmaktadır. Genetik mühendisliği bir yandan insanın gizlerini keşfetmekte, öte yandan da bu gizleri keşfettikçe evrenin sırlarını çözmeye daha da yaklaşmaktadır. İşte genç kızlarımız bir yandan bu evrenin insanoğluna verdiği en önemli yeteneği, yani akıllarını, öte yandan en güzel armağan yani duygularını en iyi kullanabilen varlıklardır. Tüm evren insanın zihninde ve ruhunda ortaya çıkar. Çünkü insan onu hem düşünceyle hem duyguyla algılamaktadır. Üstelik genç kızlarımız insanoğlunun bu evrendeki varlığının devamı için gerekli olan doğurma yeteneğine sahiptirler. Bu yetenek onlara hem başka insanları hem de evreni daha iyi algılama, daha iyi uyum sağlama olanakları verir. Doğurma eyleminin doğal bir uzantısı olan aşk, belki de en duyarlı, en güzel ve evrensel açıdan en anlamlı yansımalarını genç kızlarımızın zihirlerinde ve ruhlarında bulur. Nedir evrenin gizi? Bence insandır. İnsan evrenin yarattığı bir mucizedir. İnsanı algılayan insan evreni de en iyi biçimde özümlemiş ve onunla bütünleşmiş olur. Tersi de doğrudur bunun. Evreni en iyi algılayan insan kendi hemcinslerini de en iyi özümleyen, onlarla en iyi bütünleşen insandır. İşte her genç kız o potansiyel annelik içgüdüleriyle, o berrak aklı ve tertemiz ruhuyla bir parçası olduğumuz evreni en iyi temsil eden varlıklardır. Evreni anlamak, onu anlamaktan, onu anlamak ise evreni anlamaktan geçer. İşte size gecikmiş bir teras sohbeti sevgili kızlarım. Belki de yine gecikmiş bir güle güle mesajı. Dilerim sizler için sizi anlayabilen bir baba, anneniz için de onu anlayabilen bir eş olmuşumdur. Bir kez daha hep birlikte olma şansına kavuşursak yine terasa çıkalım Yine geceye göz kırpan ışıklara bakalım. Ama bu kez yıldızları da görelim. Ve pencerelerden yansıyan ışıklarla yıldızların ışıkları arasındaki sonsuzluğu sevgi yoluyla kuracağımız köprüyle birleştirmeye çalışalım. Sonsuzlukta birey olarak bir hiç ama sizlerin babası olarak bir evren kadar zengin olan babanız.